Evet, Arel Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dirican bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayayım. Herkese merhabalar, sağlıklı günler. Bu arada hocam öğretmenler gününüz de kutlu olsun. Ha, çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle başı öğretmen olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ben de bu anlamda hani insanlığa katkı koyan tüm değerli akademisyen, meslektaş, öğretmen, anaokulu öğretmeni ve başta tabii annelerimiz, ilk öğretmen hepsinin ellerinden öpeyim, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizinle aynı dileklere, temennilere katılıyoruz. Şimdi tabii ki geçtiğimiz ayda sizinle birlikte yorumlamıştık. Beklentiler ne olur, yoluna nasıl devam edebilir? Muhtemelen bu ay itibariyle de bir indirim gelecek. Ama sizin de görüşünüz aynı mıdır? İsterseniz o başlıkla başlayalım. Ya bir önceki metinde zaten bence çok açık bir şekilde yani bugün işte birazdan gelecek olan datada hani bir indirim yapılacağı bence çok açık bir şekilde yazıyordu. O yüzden bence hani gelmemesi daha büyük bir sürpriz olur. O yüzden sorunuzun cevabı evet gelecek. Piyasanın da genel beklentisi zaten bu yönde. Kimileri hani 100 puan, kimileri 150 puan bekliyor. İşte baktığınız zaman tek haneye düşecek diyenler var. Ama pas geçmesi ve hatta tersi hani yükseltmesi gibi bir senaryo şu anda hani gerçekten büyük sürpriz olur. O yüzden büyük olasılıkla düşüş beklenir şeklinde hani bir yorum yapmak mümkün olabilir. Evet hocam, Bir peki de hemen diğer konuya geçmeden şunu da sormak istiyorum. Diyelim ki pas geçti. Nasıl bir etkiye neden olur piyasalarda? Çünkü geçtiğimiz ayda konuşmuştuk. Artık piyasalar çok bağımlı da hareket etmiyor açıkçası bu kararlardan. Şimdi Yaprak Hanım, bunu geçen seneki Kasım ayında da söylemiştim. Sizinle bir önceki programda da burada İslam Bey ile birlikte olduğumuz programda da söylemiştim. Bence pas geçmeli demiştim. Dolayısıyla bu toplantıda da pas geçerse aslında piyasanın genel algısı tabii ki kısa vade anlamında olumlu olur. Çünkü genel hani para politikalarında hani farklı beklentiler veyahut da eleştiriler söz konusu olduğu için genel piyasa tarafında. Bu anlamda hani büyük olasılıklı etkisi kısa vadeli de olsa olumlu olur ama hani böyle büyük zıplamalar yaratacak şeklinde hani bir etki olur mu? Hayır. Ama pas geçmeli noktasına gelmeden evvel bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben de bugün gördüm. Alman Merkez Bankası'ndan 4 kişi, yani Bundesbank'tan 4 kişi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan bir kişi ki bir akademisyen. 5 tanesi akademik bir makale yayınlıyorlar. Yani bilimsel anlamda hakemli dergilerde ve bu makalede çok net bir şekilde şöyle bir cümle yazıyor. Diyor ki ABD'nin parasal sıkılaşması kapsamında diyor özellikle döviz kuru riskine açık olan ve şirketlerinin borçluluk oranı yüksek olan yani yüksek kaldıraçla borçlanmış olan şirketleri olan ülkelerde diyor makro ihtiyati tedbirler bu anlamda diyor ve döviz kuru politikaları ki aslında orada bizdeki hani parantez içerisindeki kur korumalı mevduata tekabül ediyor. Özellikle diyor büyüme yönündeki sıkıntıların aşılması noktasında ve ABD'nin yapmış olduğu bu hasarlar veyahut da olası o yavaşlamaya yönelik etkileri bertaraf etme yönünde diyor olumlu katkı sağlar diyor. Aslında şimdi o perspektiften baktığınız zaman Türkiye'nin şu anda izlediği kur korumalı mevduat veyahut da makro ihtiyati tedbirler ki orada da çok ciddi eleştiriler var ki haklılık payı da var. Yani yılbaşından bu yana yaklaşık 200 tane işte tebliğlerin alt başlıklarındaki değişiklikler o makro ihtiyati tedbirlere tekabül ediyor. Ama BDDK'dan, ama Merkez Bankası'ndan, ama farklı yerlerden. Dolayısıyla ama Bundesbank'ın makalesine baktığınız zaman da Türkiye şu anda aslında izlediği politikalarda tabii alt başlıkları tartışılabiliyor ama genel anlamda aslında doğru bir yönde gibi bir sonuç çıkıyor. Hani bu parantezi kapatarak ben şimdi eğer şeye gelirsek, faiz kısmına gelirsek ben geçen sene Kasım Aralık'ta da aynı şeyi söylemiştim. Bu sene Kasım ve şu anki işte bu gelecek olan son PPK kararında da aynı şeyi söylüyorum. Pas geçmeli. Niye pas geçmeli kısmını isterseniz hani daha detaylı anlatırım ama çok basit birkaç tane nedeni var. Öncelikle yıl Buyurun. sonu. Şirketler bütçe yapmaya çalışıyor. Enflasyonda 3 aşağı 5 yukarı hani yıl sonunda neyle karşılaşacağımızı biliyoruz ama önümüzdeki sene neyle karşılaşacağımızı baz etkisinin dışında kimsenin öngörmesi dünyada mümkün değil ki bizde mümkün olsun. Ki geçtiğimiz hafta Eduplus'un finans zirvesinde Türkiye'nin önde gelen yine holdinglerinin ve şirketlerin CFO'larıyla, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılarıyla birlikteydim. Ve orada da hani çok bu anlamda hani konuşulan başlıklardan bir tanesi de bu. Önümüzdeki yıl bütçede hangi oranı baz aldıkları ve benim çıkarttığım sonuçlar ve duyduklarım kimisi 50'yi baz alıyor önümüzdeki yıl için enflasyonda, kimisi 70 ve üstünü alıyor. Yani şunu demeye getiriyorum.
Türkiye'de bu anlamda parayı yöneten şirketlerdeki parayı yöneten yöneticiler şu anda aslında kestiremiyorlar enflasyonun önümüzdeki sene nerede şekillenebileceğini. Hem iç hem dış sebeplerden dolayı. O yüzden yani bu bir tarafta var. Bir tarafta EYT ve asgari ücretin belirsizliği var. Bir tarafta yıl sonunda stokları belirlemeniz gerekiyor. Norm kadrolarınızı belirlemeniz gerekiyor. EYT'den kaç kişi geri dönecek, kaç kişiyle yolu ayıracaksınız, kaç tanesi dönmezse yerine insan koyacaksınız gibi bir sürü belirsizlik var. O yüzden hani ben olsaydım pas geçerdim. Bundan evvelkinde de aynı sebeplerle pas geçerdim. Çünkü geçen aykinde de Türkiye'deki yabancı şirketlerin işte bilanço dönemi, onlar çünkü bilançoyu daha erken kapatıyorlar benzer sebeplerle. Bir de üstüne tabii Fed'in ne yapacağının belirsizliği, dünyadaki belirsizlikler vesairesi, hani hepsini koyduğunuz zaman son ikisini yıl sonunda hani biraz daha öngörülebilirlik nedeniyle pas geçerdim. Ama geçen ay farklı bir takdir koydu. Büyük olasılıkla burada da işte indirim gelecek. Ama hani son söylediğiniz cümlede hani ben de aynı görüşteyim. Genel anlamda o ilişki aslında aralarında aynı doğrultuda artık gitmediği için politika faiziyle piyasadaki faizler veyahut da hani onun sonuçları anlamında. O yüzden hani çok da bir etkisi olur mu? Olumlu ya da olumsuz anlamda. O da hani bence çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani benzer rakamları biz bu karar açıklandıktan sonra da ekranlarda göreceğiz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Rakamsal zaten herkes, boyutta tabii ki. Şimdi hemen sizden rica edeceğim. İslam Bey de yayınımıza geldi. Kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Yayınlar diliyorum. Merhabalar. Teşekkür ederim. İslam Bey şimdi Cüneyt Hocam'la konuşurken kendisi şöyle söyledi. Yani benim açımdan aslında bundan sonraki iki kararda pas geçmesi çok daha doğru bir adım olur dedi. Ama geçtiğimiz ay açıklanan raporda zaten tek haneye indirileceğinin sinyalleri verilmişti. O mesaj doğru. Sizin beklentiniz nedir? 150 bas puanlık bir faiz indirimi, tek haneli bir faizle 2023-2022 yılını tamamlayan bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi karşımızda olacağını ve daha önceki sunumlarında da bunun işaretini zaten verdiğini ve piyasaların genel beklentinin de bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki tek haneli bir faizle yılı tamamlamak önemli. Neden önemli? Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler faiz artırımı yaparken enflasyon karşısında Türkiye farklı bir politika uyguladı ve Aralık ayı itibariyle enflasyon rakamlarının geri gelmesi, hedeflenen rakamların geri gelmesi de aslında faiz indirerek de bu politikanın geçerli olacağını tezini aslında dünyaya duyurmuş olacak. Eğer başarılabilirse tabii ki bu. Ama bugünkü genel beklenti 150 bas puanlık bir faiz indirimi, tek haneli bir faiz indirimiyle veya tek haneli bir faizle de yılı tamamlayacağımız yönünde bir beklenti var. Evet, şimdi peki piyasalara nasıl yansır? Onu da hemen sorayım. Öncesinde bir hareketlilik göremedik ama siz nasıl yorumlayacaksınız? Şu anda piyasalarda bir hareketlilik yok. Yani döviz kurlarında yine dünkü rakamlar geçerini kuruyor. Serbest piyasalarda 18.67-18.71 lira aralığında bir kur var. Ben faiz kararından sonra agresif bir döviz kurunda artış beklemiyorum. Aksine düşüş bekliyorum. Ve dolayısıyla da 18.50 lira seviyesi burada güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirdi, dolar kuru yükseldi tezine katılmıyorum. Önceden tedbirleri alınmıştı ve piyasaların beklentisi doğrultusunda da bu beklentiler gerçekleşince döviz kurlarında yukarı yönlü bir atak beklemediğimi söyleyebilirim. Dolar endeksi 105.81, yani doların uluslararası piyasalardaki değer kaybı son iki gündür devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.04 seviyesine yükseldi. Yine doların yükselişini önleyen nedenler bunlar. O yüzden dolar tarafında yukarı yönlü bir hamle beklemediğimi söyleyebilirim. Evet, piyasalar açısından aslında benzer yorumları yaptı her iki konuğumda. Cüneyt Bey'le devam etmek istiyorum. Sonrasında aynı soruyu size de soracağım İslam Bey. Şimdi giderek de aslında yatırım araçlarının çeşitlendirildiğini de görüyoruz. Az önce İslam Bey de rakamları tekrar serbest piyasada bizlerle paylaştı. Çok büyük bir hareketlilik yok. Birazcık bu yatırım araçları çeşitlendirildiği için de bir baskılanma söz konusu olabilir mi diye sorayım hemen. Cüneyt Hocam size. Kur korumalı mevduatın bu anlamda ciddi bir katkısı var. Yani hani bu gerçeği yadsıyamayız ki zaten hedeflenen de oydu. Amacına bu anlamda ulaştı ama tabii uzun süre sürdürülmesi gereken bir yapı mıdır derseniz sağlıklı piyasa koşulunda serbest piyasada olması lazım. Yani devletin artık oyundan çıkıp bu işi normal serbest piyasaya yani bankalar başta olmak üzere para ve sermaye piyasalarının oyuncularına aktarabiliyor olması lazım. Ama bir cümle söyleyeceğim. Yani geçen sene de aynı şeyi söylemiştim. Bu sene de aynı şeyi söylüyorum Kasım ve Aralık için. İşte yıl sonu vesaire gibi nedenlerden bütçe
benzerleri nedeniyle işte o zaman da Fed hani ne yapacağı belli değildi vesaire gibi nedenlerle hani ben olsaydım pas geçerdim dedim ama eğer bugün bir indirim gelecekse ben açıkçası 225 ila 250 yapardım. Çünkü eğer son tur yapacaksam ki metinde de onu yazıyordu. Hani madem yapıyorum hani anlamlı bir şey olsun. Kur tarafında da gerek hani Suudi Arabistan'la yapılacak olması ihtimali olan Merkez Bankası'nın işte 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması. Onun dışındaki işte swaplarla yapılan anlaşmalar ve yani brüt rezervlerimizin de hani şu anda hani tekrardan eski seviyelerine yakın bir yere yaklaşıyor olması gibi nedenlerle hani bir kere eli güçlü bu anlamda kur tarafında Merkez Bankası'nın ve daha da önemlisi aslında Amerikan Merkez Bankası'nın yanlış politikalarıyla faizi çok hızlı yükseltmesi nedeniyle şu anda bizde aslında ekonomi basınına çok fazla herhangi bir yerde benim çok görmediğim, rastlamadığım yani yansımayan çok ciddi bir resesyon yani duvara evet. Kamyonu toslatma noktasında geliyor. Çünkü navlun endeksleri, fiyatlamaları bunu bize gösteriyor. Dün ABD'de mesela hizmet ve sanayi imalat tarafında PMI dediğimiz satın alma müdürleri endeksi geldi. Keza benzer bir senaryo Almanya'dan da. Çok hızlı bir şekilde bir küresel yavaşlama söz konusu. O yüzden hani yapacaksam da eğer şayet hani bir faiz indirimi ve hani gerçekten de hani bu anlamda hedeflediğim, istediğim amacına uygun bir şekilde hani radikal bir şey yapacaksam ben 225-250 yapardım. Çünkü oradan sonrası zaten başka dinamiklerle artık götürülmesi gereken bir hani nokta. Oradan yukarıya da dönecekseniz en azından daha aşağıdan bir yerden hani dönmeye başladınız. Hani çok kısaca o yorum yapayım. Ürünlerin çeşitlenmesi evet bu anlamda hani önemli. Özür dilerim hocam. Hemen evet. Söyleyelim. Biz kusura bakmayın sözünüzü böldüm ama 1,5 puanlık bir indirime gitti. 9 olarak açıklandı. Bilmiyorum tabii geçen ay yapılan açıklamada son olabileceği ihtimali oldukça yüksek tabii ki bu indirimin. Belki %9 artık bu yılı kapatacağız ama buyurun hem kaldığınız yerden devam edin hem de yeni bu kararı da değerlendirin isterim. Şimdi ürünlerin çeşitlendirilmesi bu anlamda işte dün ya daha doğrusu bu hafta da açıklandı. Hani İslam Bey bu konularda daha vakıf. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz altın sertifikaları da bana tarafından devreye alındı. Keza borsaya son zamanlarda gerek kripto para piyasasından kaçan gerekse de başka nedenlerle gelen hani şeyleri de düşündüğünüz zaman ve oradaki getiri imkanlarını bu anlamda aslında o alternatiflerin gelişiyor olması veyahut da belli cazibeleri en azından belli süreler için sunabiliyor olması tabii ki bu kurun baskılanması anlamında hani bir katkı sağlıyor. Bir de hani İslam Bey'e de söz vermek adına son cümlem de şu. Merkez Bankası'nın zaten beklenti anketlerine bakıldığı zaman da aslında hani ABD beklenen enflasyon karşısında bizde baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Çok hızlı bir şekilde özellikle Aralık ayında düşmeye başlayacak olan hani enflasyonla hani kuru zaten hesapladığınızda zaten öyle çok hani radikal hareketler çok böyle başkaca bir şey öngöremediğimiz takdirde yani ceteris paribus bütün şartlar bu şekilde devam ederse şayet zaten çok büyük bir hani olumsuz etki kur üzerinde baskı yaratmayacaktır ve özellikle bu küresel yavaşlama resesyon nedeniyle de işte birçok gösterge onu artık onu bence çok net bir şekilde teyit ediyor küreselde. Özellikle Fed'in artık faiz artışlarının 75 değil de 50 ve hatta belki daha düşük yapıyor olması da ihtimali de bu anlamda bizde kur tarafında bize olumlu anlamda destek sağlıyor. Evet teşekkür ederim hocam. İslam Bey sizden de yorumlarınızı alalım. Öncelikle tabii ki evet 150 bas puanlık bir indirime gitti. Bu son indirim midir diye sorarak başlayayım. Evet. Bir de Sayın Hocam da az önce değindi. Siz de çok yakından bu haberleri takip ediyorsunuz ve piyasanın da birebir içindesiniz. Bu yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi de birazcık Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararda elini güçlendiriyor mu? Onu da sormak istiyorum. Evet, piyasaların beklentisi doğrultusunda 150 bas puanlı bir faiz indirimi, tek haneli bir faizle yıla tamamladık ve sonuncusu. Bundan sonra faiz indirimleri değil, bundan sonra piyasayı takip edecek bir Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi karşımızda olacak. Yani Türkiye hükümet olarak da veya Merkez Bankası ekonomi politikası olarak da söylediğini yaptı. Tek haneli bir faizle yılı tamamlıyoruz, tek haneye düşüreceğiz faizleri, nokta. Bu gerçekleşti. Şimdi bundan sonra ne var sırada? Emlak kredilerde veya banka kredi oranlarında düşüş var. Bakalım bir seviyesinin altı bir emlak konut kredisi karşımıza olacak mı? Ben bekliyorum. Diğer kredi oranlarında düşüş olacak mı? Ocaktan sonra diğerlerine sıra geldi. Yani politika faizi düştü. Şimdi diğerlerine sıra geldi. Ocak ayı itibariyle diğer faiz veya
indirimlerde tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. Evet. Peki olur mu? Olursa ne olur bu oran? Onu da sormak istiyorum. Çünkü sizlerle biz bağlantı yaparken sevgili izleyicilerimiz sürekli soruyor. Evet, faizler tekhaneye indi ama emlak, tüketici kredileri ya da işte taşıt kredilerinde biz o oranları göremiyoruz. Göremedikleri gibi de vade süresi de oldukça kısıtlı. Tamam. Şimdi oraya geldi sıra. Şimdi bakın, birbirinden ayırt ederek olaylara bakmak lazım. Hükümet politikası, para politikası kurumunun almış olduğu çeşitli kararlar, Hazine Maliye Bakanlığı'nın veya finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu kararlar, tedbirler bugüne kadar ilmik ilmik dokundu. Çok büyük bedeller ödenerek buralara gelindi. Buralara gelmek çok kolay olmadı. Karşımızda %80 bir enflasyon var, 18-60 lira seviyesinin üzerinde bir kuru var. Bu maliyetler bize toplum olarak yansıyor. Tamam, rakamsal değerlerde başarılı olundu. Şimdi bunun sahaya yansıması, raflara yansıması, çarşı pazara yansıması, emlak fiyatlarına yansıması, araba fiyatlarına yansıması gibi birçok etkene bağlayacağız. Şimdi problemler nerede? Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta diyelim daha doğrusu, bir açıklama yaptı. Özellikle marketler zincirini işaret ederek para cezaları yeterli değil, farklı bir uygulama devreye sokacağım. Demek ki biz politika faizlerini düşürüyoruz, çeşitli tedbirler alıyoruz, burada başarısız oluyoruz veya bizi dinlemiyorlar, farklı bir model var. Nedir bu işin Türkçesi? Üç harfleri çarpacak. Kimdir üç harfli? Recep Tayyip Erdoğan. Diğer üç harfler zaten belli. Demek ki burada farklı bir uygulama sürecine girdik. İkincisi, bugüne kadar yine emlak sektöründe, otomotiv sektöründe fırsatçılık, yani kriz fırsatçılığı yapanların oluşturduğu bir balon piyasa vardı. Bu da zaten geçtiğimiz aylarda patladı ve fiyatlar yine yüksek kalmaya devam ediyor. Şimdi özellikle dün akşamki matrah düzenlemesiyle birlikte bundan sonra zaten otomotiv piyasasında bir hareketlilik olacaktır. Asıl hareketlilik otomotiv kredilerinde veya emlak kredilerindeki düşüşlerle birlikte yansıyacaktır. Ama bu yansımaların şöyle bir farklılığı olacak. Denetim mekanizmaları daha aktif bir şekilde rol alacaktır. Bugüne kadar kur korumalı mevduat sistemi, kasis programı, hocamın söylediği az önce altına dayalı darphane sertifikası gibi birçok uygulama insanları dövizden uzaklaştırıyor. Genelde borsaya yönlendiriyor, Türk lirasına yönlendiriyor, dolarizasyonun önüne geçiliyor vesaire. Bunlar da başarılı bir uygulama. Ama sonucuna baktığımız zaman bunu seçimlere kadar bir an önce aktif olarak vatandaşa yansıması gerekiyor. Emlak fiyatlarına yansıması gerekiyor, otomotiv fiyatlarına yansıması gerekiyor. Bununla ilgili sahada aktif bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliye ayarında artık Ocak ayı itibariyle daha sahada aktif bir şekilde rol alacağını ben şahsen düşünüyorum. Ve Ocak ayı itibariyle kredi muslukları sonuna kadar açılacak, piyasada bir para bolluğu olacak, düşük kredi oranları olacak, vatandaşlar alımı biraz daha hızlandıracak ve dolayısıyla da burada biraz daha geçici de olsa, seçimlere kadar olsa geçici bir ferahlama, rahatlama dönemi olacaktır. O yüzden bence yatırımcısının veya vatandaşlarımızın emlak alacak olan, araba alacak olan veya yeni yapılandırmalar, teşviklerden yararlanacak olan vatandaşlarımızın da artık bu Aralık ayı itibariyle yavaş yavaş hazırlıklarını yapması gerektiğine inanıyorum. Özellikle dolar yatırımcısı çok dikkatli olmalı. Evet, doların uluslararası piyasalarda bir değer kaybı söz konusu. Sert düşüşler gelir mi peki? Ben bekliyorum ama bunun adına sert düşüşler demeyelim. Bir düşüş trendi mutlaka olacaktır. Özellikle ekonomi yönetimi Aralık ayı itibariyle o %85 enflasyon rakamı görüldü. Yani pik seviyeler görüldü. Bundan sonra aşağı yönlü bir trend bekleniyor. Ben de rakamsal değerde bekliyorum. Bu enflasyon rakamlardaki aşağı yönlü trendle birlikte sahada daha aktif olacak. Bakın diyecekler ki kur düşük, tamam. Kur baskılandı en azından ve düşüş trendine girdi. Enflasyon düşüş trendine girdi. Zaten faizler tek halde, problem ne? Fırsatçılık yapıyorsunuz. Bunu da halletmek için Ocak ayı itibariyle bence bu işlemler başlayacaktır. Özellikle dolar yatırımcısı bu süreçte çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer ev alacak, araba alacak vatandaşların kenarda dövizde parası duruyorsa yavaş yavaş kolları sıvaması gerekiyor. Yani döviz tarafında bir yumuşama, beraberinde de emlak fiyatlarında, işte araç kredilerinde bir düşüş gibi süreç bekliyorum ben. O yüzden Ocak ayı itibariyle insanlar hazırlığını yapması gerekiyor. Yani çünkü ekonomi politikası dedikleri her şeyi yaptı. Harfiyen yerine getirdi. Şimdi iş uygulama safhasına geldi.
Evet, şimdi önümüzde 2-3 aylık dönem var. vatandaşların artık ne yaptırım yapacaksa ya da alacakları, planladıkları yatırımları varsa harekete geçsinler dedi Sayın Memiş. Şimdi Sayın Dirican, şunu da hemen söyleyelim. Rapora da ben baktım. Az önce sizlerle konuşurken zaten her iki konuğum da vurguladı. Muhtemelen bu son indirim diyorduk ki artık sonlandırılmış olduğunu raporda Merkez Bankası açıkladı. Ağustos ayında bu sürece başladık dedi ve piyasa koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda artık bu son indirim kararıydı. Yılı da bu şekilde kapatacak Merkez Bankası, bunu söyleyelim. Şimdi şunu da sormak istiyorum Sayın Dirican size. Evet, tek haneli rakamla kapattık. Peki önümüzdeki yıl, işte Sayın Memiş de az önce özetledi. Acaba özellikle seçimden sonra tekrar faiz artırımları gelebilir mi? Bunu sormak istiyorum açıkçası. Ve tabii ki bir de önümüzdeki süreçte şunu da çok fazla merak ediyor. Vatandaşlar, hep biz bu faiz kararlarını konuşurken az önce de söyledim. Bizim cebimize nasıl yansıyacak? Biz göreceğiz mi bunun etkilerini diye soruyorlardı. Seçime kadarki bölümde göreceğiz. Muhtemelen bir şeyler yapılacak dedi Sayın Memiş. Siz katılıyor musunuz diye de sormuş olayım. Şimdi fahiş fiyat uygulaması ile ilgili ben de hani zaten birçok yerde de hep bugüne kadar söyledim. İslam Bey'e katılıyorum. Bu anlamda özellikle maliye tarafının daha fazla sahaya inmesi lazım. Yani, ve aynı zamanda eş zamanlı olarak bütün belediyelerin zabıtalarında. Yani ben kendimden örnek vereyim. Avizeyi yenilememiz gerekiyordu. Aynı avizeye 2 hafta sonra gittiğimizde 500 lira fiyat farkı konulmuştu. Ne oldu yani, kur mu patladı ya da ülkeye de göktaşı mı düştü de hani 500 lira fiyat farkı geldi. Dolayısıyla bunun ama şimdi geç tecelli eden adalet, adalet değildir malum. Dolayısıyla anında hani bir an evvel müdahale edilmesi lazım ki bütün bu yapılanlar işte oraya, yani sahaya gerçekten vatandaşın cebine sirayet edebilsin. Şimdi önümüzdeki yıl şöyle bir durum var. Bir kere baz etkisiyle bir, yani Aralık'tan itibaren zaten enflasyonda çok hızlı bir geri çekilme görmeye başlayacağız. Ve şu anda hani bizdeki üfeyi bir kenara koyarsanız, küreseldeki yavaşlama ve Brent petrolün 90 dolarlar seviyesinin üstüne, yani özellikle de 100 doların üstüne atmaması senaryosu ve kurun da bu şekilde hani böyle devam ediyor olması, Fed'in de faizlerde yavaşlıyor olması bizim elimizi güçlendirecek. Merkez Bankamızın da rezervlerinin hani yavaş yavaş artıyor olması ve hani güçleniyor olması da bu anlamda bizim için bir katkı. Dolayısıyla bu ne olacak? Bu bizde enflasyonun hani özellikle oransal olarak önümüzdeki yıl ortalamada 35 ila 40, belki biraz safar 45 seviyelerinde, yani bu senenin yarısına yakın bir yerlerde gerçekleşmesini sağlatacak. Ama bunu hemen şöyle algılamamak lazım. Belli ürün gruplarında evet, mesela otomobilde örneğin bu ÖTV matrağından dolayı bir geri çekilme olacak ama tüm ürün gruplarında hani bir geri çekilmeyi beklemek çok doğru olmaz. Ama özellikle market tarafı, yani vatandaşın cebini yakından ilgilendiren gıda enflasyonu tarafında evet, bu yaptırımlarla belki veyahut da kontrollerle iş biraz daha hani belli yerlerde hani makul seviyelere gelebilir ki tarım kredi kooperatifleriyle de zaten hani bu farklı bir pencereden desteklenmeye çalışılıyor. O yüzden enflasyonda bir geri çekilme olacak ama küreselde özellikle durgunluğa giden süreç, bizde de özellikle ikinci yarıdan itibaren, bu yılın ikinci yarısından itibaren hafif böyle yavaşlama emareleri bu anlamda enflasyona bir taraftan hani olumlu katkı koyarken bir taraftan ama piyasanın yavaşlıyor olması da tabii sıkıntı doğurabilir. İşte tam o noktada yine İslam Bey'in, İslam Üstadımızın söylediği hani kritik ve önemli bir cümle var yine. Özellikle seçime kadar bu kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere bir hani destekleme, kredi anlamında ucuza destekleme söz konusu olması hani muhtemel ve beklenen zaten. Ve bunun dışında belki başka şeyler de söz konusu olacak. Dolayısıyla o piyasaya bir canlılık getirecek ve bir hani belli bir refahı veyahut da belli bir satın alma gücündeki iyileşmeyi asgari ücretle birlikte de hani oradaki artışla da birlikte sağlayacak. O yüzden hani önümüzdeki ilk 6 ay hani bu anlamda iyi gelecek. İkinci 6 ay da ne olacağı, yani faizlerin ne olacağı, aslında küreseldeki gelişmeleri, Brent petroldeki gelişmeleri ve tabii ki hani bizdeki enflasyonun gidişatına biraz da bağlı. Yani oradan hareketleri, kurdaki gelişmelere biraz bağlı. O yüzden orayı zaten yani demin ona ifade etmeye çalıştım. Türkiye'de hani şirketlerin parasını yöneten yöneticiler de şu anda kestirmekte zorlanıyorlar. O yüzden ne söylesek yalan. Yani muhtemelen ilk 3. ya da 4. ayda, yani Mart Nisan gibi aslında yılın 2. yarısının ne olacağı kendini daha çok belli edecek ya da gösterecek diye düşünüyorum ama özellikle bu 6 aylık süreçte bir hani bu anlamda piyasada canlılığı bizim tarafta bekliyor olabiliriz ama demin söylediğim gibi yani kontrollerin eş zamanlı ve hani sahaya yaygın bir şekilde gelebiliyor olması, özellikle hani bunun hissedilmesi anlamında daha faydalı ve
hani şey doğru olan olacak diye düşünüyorum. Peki İslam Bey, size de son sorumu sormuş olayım. Acaba önümüzdeki yıl özellikle seçimlerden sonra o döneme kadar bir rahatlama olacak dediniz. Hem yapılan anlaşmalar hem de alınan tedbirler kapsamında. Sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketi görür müyüz faizlerde, onu sorayım. Bir de siz az önce sevgili izleyicilerimizden de mesajlar geliyor, dediniz ki dolar kuruna dikkat etsinler. Şimdi orada acaba bir rakam vermesi mümkün olabilir mi diye soruyorlar. Yani. Öyle bir mümkün değil. Yani bugün küresel piyasalardaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak lazım. İçerideki gelişmeleri göz önünde bulundurmak lazım. Bu şu demek değildir yani. Dolar kuru 18.60, 18.70 bandında. İşte bir ay sonra 10 lira olacak falan, öyle bir şey demiyorum ben. Yani ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Doların ana vatandaki gelişmeleri ifade ediyorum. Dolar endeksi bir düşüş trendinde, Amerika Merkez Bankası bu faiz artımlarını biraz daha yumuşatacak. İlk önce 50 bas puan, devamında 25 bas puan suretiyle bu faiz artımlarını biraz yumuşatacak. Tamam, doların ana vatanında bu stres gidiyor. Yani doların dünyadaki değeriyle alakalı bir aşağı yönlü trend mutlaka başlayacaktır. Ama içeride hazırlık da yapıldı. Seçim süreci var ve sadece piyasayı rakamsal olarak okumamak lazım. Piyasaları bir noktada koşullara göre de değerlendirmek lazım. Şu an Türkiye seçim sürecinde her ne pahası olursa olsun bugüne kadar bütün hazırlıklar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu rakamsal hazırlıklar yapıldı, rezerv hazırlıkları yapıldı, her şey yapıldı. Şu anda sahadaki hazırlıklara ağırlık verecekler. Bu sahadaki ağırlıklar veya sahadaki süreçler ne olacaktır? Hem jeopolitik anlamda bir kara harekatı, bu sahada aktif bir rol alacağız, hem de ekonomik anlamda sahada enflasyonu uygulamaya tüccarlar içinde veya şirketler içinde de bir saha çalışması olacaktır. Her halükarda Ocak ayı itibariyle ekonomi yönetimi veya devlet sahada daha aktif bir şekilde rol alacaktır. Ama benim elimde dolarım var. Tamam, dolar 20 lira olacak, 30 lira olacak, 40 lira olacak diye böyle sımsıkı bir şey tutmaktan ziyade şartlara göre, gelişmelere göre hamle almak daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle doları bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bir ödeme aracıdır. Eğer bir yatırım aracı olarak bir şey görmek istiyorsanız merkez bankalarının yaptıklarını yapması lazım yatırımcılara. Ne yaptı merkez bankaları? Son 8 aydır bütün risklere rağmen 400 tonluk bir altın, fiziki altın alımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 ayda 95 tonluk altın alımı yaptı. Bir şeylerin hazırlığı var. Dolayısıyla vatandaşların da o baskılanmış, değerinin fazla altında olan altınla tekrar tanışması gerekiyor. Bugün altın sertifikaları falan yeniden gündeme gelmesi tevafuk değildir. Ve dolayısıyla da altın 2023 yılının, gümüş 2023 yılının dövize kıyasla bana göre en fazla getirisi olacak yatırım araçlarından birisidir. Ha, onların öncesinde ne var mesela, örnek veriyorum. Toprak, arazi fiyatları. 2023 yılında nasıl ki biz 2020 yılında otomotiv sektörünü konuşmuşsak, 2022 yılında emlak sektörünü konuşmuşsak, 2023 yılında da Türkiye toprak fiyatlarını konuşacak, arazi fiyatlarını konuşacak. Evet, aslında bunlar da önemli, şimdiden önemli mesajlardı. Evet. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak söyleniyoruz ama çünkü 24 saat bile aslında, ya her ülke için, sadece bizim değil, çok uzun bir süre. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz birçok şey oluyor. Kesinlikle. Ama benzer, tabii ki eğer benzer şartlarda devam ederse bu tür ihtimaller de oldukça yüksek diyorsunuz. Sayın Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Hemen sizden de son görüşlerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim, şimdi fahiş fiyat deyince akla hemen tabii akşamleyin kazanın kaynaması için hani gıda enflasyonu, yani çarşı, pazar, market geliyor ama unutulmamalı ki faizler de hani bu anlamda bir fiyattır, paranın fiyatıdır. Banka, eski bir bankacı olarak şubeler cari faizi diye bankaların ortalama paçal bir fonlama maliyeti vardır. Bankalarımızın bu sene, evet tamam, belki enflasyon karşısında aktif karlılık, sermaye karlılıkları vesaire, yani o farklı teknik taraflarda tartışma olabilir ama özellikle karlılıklarının çok ciddi bir şekilde arttığı dikkate alındığında sanıyorum oradan biraz feragat etmeleri mümkündür. Bu anlamda şubeler cari faizi dediğimiz o fonlama maliyeti, paçal maliyetlerin de üzerine ne kadar spread konduğu bence aynen maliyenin nasıl, hani şirketlere bakacaksa, marketlere bakacaksa ya da bakıyorsa, ya da rekabet kurulunun, bankalar nezdinde de BDDK tarafından herhalde bir bakılmasında fayda olabilir. Önümüzdeki süreçte bütün bu söylediklerimizin hani hepimize, topluma ve ekonomimize faydası açısından. Evet, bir kez daha hatırlatalım o zaman. Bir de piyasa rakamlarını da sevgili izleyicilerimizle tekrar paylaşalım.
Daha öncesinde de söylemiştik aslında benzer şekilde yani hemen hemen uzun bir süredir baskılı bir şekilde yoluna devam ediyor döviz piyasaları. Hafif Euro'da son zamanlarda yükselişler olsa da yönetmen arkadaşımdan Erdem'den rakamları tekrar ekranlara getirmesini rica edeceğim. Son verileri de sizlerle yine sizler paylaşalım sevgili izleyiciler. Dolarda özellikle 18.60-61 seviyelerini görüyoruz. Bunu ifade edelim. Ve Euro'da da 19 liranın üzerindeki seviyeler var. Bunu da söyleyelim. Altının gramına baktığımızda 1050 liranın üzerindeki rakamları görüyoruz. Ve bu şekilde de yoluna devam ettiğini söyleyelim. Şimdi bir kez daha hatırlatalım. Merkez Bankası Ağustos'ta başlayan faiz indirim döngüsünü sonlandırdı. Artık bu yılı %9'da kapatacak. Ekranlarınızda faiz kararlarına ilişkin veriler de var. Mayıs ayı itibariyle %14'lerde olduğunu görüyoruz. Ve indirim döngüsünün de Ağustos ayı itibariyle başladığını söyleyelim. Burada 100 bas puanlık bir indirimle Merkez Bankası başladı indirimlerine. Sonraki ayda 100 bas puan ve Ekim ayı itibariyle de 150 bas puanlık bir indirim vardı. Kasım'da da %9 olarak artık kayıtlara geçmiş oldu. Bir kez daha hatırlatalım. Bu rakamlar artık son indirimin yani indirim döngüsünün de sonuna gelindiğinin bir işareti. Faizler 2 yıl sonra tek hanede ekranlarınızda da görüyorsunuz. Evet, gram altından bahsediyorduk. Muhtemelen yatırım araçlarının çeşitlendirilmesiyle birlikte biraz daha yıldızı parlayacak. 1052 lirada, çeyrek 1732 lira, yarım 3464 lirada ve tam altın fiyatı 6906 lirada. Bunu da ifade etmiş olalım sevgili izleyiciler. Piyasa verilerimiz bu şekilde. Her iki konuğuma da Arel Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dirican size ve finans analisti değerli konuğum İslam Yemiş size de katkılarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, bizlerle birlikte oldunuz.